Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere kalabalık misafiriniz için hazırlayabileceğiniz ikramlık tarifler hazırladım. Yapımları oldukça basit ve kolay ve çok şık güzel sunumlu tarifler. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta tatlımızdan başlayalım. Önce kekini yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için 3 adet yumurta ihtiyacımız var. Yumurtaların üzerine 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Mutlaka bu kıvamı almasına özen gösterin. Eğer eğer yumurtalarınız küçükse yumurtayı 4 adet de kullanmalısınız. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine sıvı malzemeleri ilave ediyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. Bir iki tur karıştırıyorum. Bu aşamada yumurtanın köpüğünü söndürmeme özen gösterin. Ardından katı malzemeleri karışımı ilave ediyoruz. 1,5 su bardağı una ihtiyacımız var. Dol dolu 3 yemek kaşığı kakao kullanıyoruz. Birer paket vanilya ve kabartma tozu ilave ediyorum içerisine. Bu tatlımızı mutlaka bir gün önceden hazırlamamız gerekiyor. Dinlendikten sonra lezzeti çok çok daha güzel oluyor. Kanalımda da var ağlayan pasta tarifi. Deneyen, yapan herkesin beğendiği bir lezzet. Katıları karışıma eledikten sonra içerisinde hiç un topağı kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Ölçüler büyük dikdörtgen borcam için uygundur. dikdörtgen borcamın tabanını güzel bir şekilde yağlıyoruz. Ardından kek harcını içerisine döküyoruz. Toplamda 20 dilim çıkartabilirsiniz bu kekten. Bir iki tur sallıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimizi pişiriyoruz. Fırın ayarını siz daha iyi bilirsiniz. 20 dakikada benim fırınımda pişiyor bu kek. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlamaya geçelim. 2 paket sade krem şantiye ihtiyacımız var. Elimdeki markayı kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Krem şantilerin üzerine 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı soğuk süt döküyoruz. Sütünüzün mutlaka buz gibi olması lazım ki krem şantileriniz güzel bir şekilde kıvam alsın ve kabarsın. Mutlaka sütünüzü soğuk kullanmalısınız. Sütleri de üzerine döktükten sonra tamamen sertleşene kadar krem şantiyi çırpıyoruz. Bir gün önceden de hazırlandığında hem tatlımız dinlenir hem de bir gün sonra pek de fazla iş kalmamış oluyor kekimiz fırından çıktıktan sonra çatal yardımıyla üzerine bu, bu şekilde gözenekler açıyorum. Çatalı iyice tabanına doğru batırmama özen gösterin. 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı soğuk sütü kekin üzerine döküyoruz. Kek fırından çıktıktan bir 5-6 dakika sonra bu işlemi yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Bu şekilde her tarafını sütle ıslatıyorum ve keki soğumaya bırakıyorum. Kekim tamamen soğuduktan sonra hazırlamış olduğum krem şantiyi kekin üzerine alıyorum. Mutlaka krem şantinizi tamamen soğutmaya özen gösterin. Üzerini güzel bir şekilde düzeltiyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece buzdolabında bu şekilde bekletmemiz gerekiyor. Kekimiz beklerken biz de çikolata sosunu hazırlayalım. Çikolata sosunu da bir gün önceden hazırlıyoruz. Çikolata sosu için de bir tepeleme tatlı kaşığı una ihtiyacımız var. Aynı bu ölçülerde bir tepeleme tatlı kaşığı nişasta kullanıyoruz. Dol dolu 2 yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Klasik çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı toz şeker kullanıyoruz. 200 ml bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı da süt kullanıyoruz. En kaliteli çikolata soslarına bedeldir. Çok çok lezzetli oluyor. Ben yıllardır kesinlikle çikolata sosu almıyorum. Homojen bir kıvam aldıktan sonra ocağın üzerine alıyoruz ve pişirmeye bırakıyoruz. Sürekli karıştıraraktan pişirmemiz gerekiyor. Piştikten sonra içerisine 1 paket vanilya ilave ediyoruz. Tepeleme bir tatlı kaşığı tereyağı bırakıyorum. Ve homojen bir kıvam alana kadar tekrardan çırpıyorum. Ara ara karıştıraraktan soğutmalısınız ki üzeri kabuk tutmasın. Kıvamı muhteşem oluyor soğuduktan sonra. Bunu da bir gece önceden yapmaya özen gösterin. Bir gece dolapta bekledikten sonraki kıvamı bu şekilde oluyor çikolata sosun. Dediğim gibi ben yıllardır kesinlikle çikolata sosu almıyorum. Birçok tatlıda profiterolden ağlayan pastaya kadar birçok tatlıda bu çikolata sosu Kullanıyorum kıvamında görüyorsunuz zaten krem şantiden bir yemek kaşığı kadar ayırıyorum üzerindeki deseni yapabilmek için özellikle bu aşamayı da sizlere göstermek istedim çok az süt ilave ederekten açıyorum açtığım kıvamda sizlere göstermek istiyorum buraları biraz fazla hızlandırdım zamanınızdan almamak için. Kıvamının tam olarak tam bu şekilde olması gerekiyor. Buzdolabı poşetin içerisine koyuyorum ve ucunu deliyorum. Kekimizin üzerine hazırlamış olduğumuz sosu döküyoruz. Hepsi bir gece beklemiş olması gerekiyor. Muhteşem bir sos oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar da izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım e, vermiş olduğum tarifler sizlere de fikir olur. Bazen ne yapsam diye çok düşünüyoruz. Buzdolabı poşetinin içerisine koymuş olduğum krem şantiyi bu şekilde şeritler halinde çiziyorum. Bütün tepsiye çizdikten sonra bıçak yardımıyla ya da kürdan yardımıyla aşağıdan yukarı olacak şekilde desenine veriyorum. Malzemeleri açıklamalar bölümüne yazarım. Oradan da malzemelere ulaşabilirsiniz. 2 tatlı 3 tuzlu olacak şekilde hazırladım ben. Ağlayan pastam hazır. Dilimlenmiş halinde sizlere göstermek istiyorum. Hem sunumu şık oluyor hem de lezzeti inanılmaz derecede güzel oluyor. Mutlaka ve mutlaka bu tatlıyı hazırlamanızı tavsiye ederim. Dilimlenmiş haliyle pastamız da bu şekilde Kıvamın dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Bu çikolata sosunu her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi kurabiyemize geçelim. Tereyağı kullanmadan, katı yağ kullanmadan hazırlayabileceğiniz sadece sıvı yağ ile kıyır kıyır harika bir elmalı kurabiye hazırlıyoruz. Bu tariften de 42 adet elmalı kurabiye çıkıyor. 4-5 adet irici elmaya ihtiyacımız var. Ben daha sonrasında bir adet daha elma ilave ettim kabuklarını soyuyorum güzel bir şekilde rendeliyorum rendelenmiş olan elmaları tavanın içerisine alıyorum bir miktar da sıvı yağ bırakıyorum sıvı yağ bırakırsanız e, parlak ve güzel bir iç hazırlarsınız dolu dolu 3 yemek kaşığı da toz şekeri ilave ediyorum şeker oranı elmaların tatlılık oranına göre değişiklik gösterecektir ona göre siz hazırlayın ayarlayın yani Elmaları ne kadar güzel kavurursak elmalı kurabiyemiz o kadar güzel düşecektir. O yüzden hafiften e, tavanın dibine yapışana kadar kavurmaya özen gösterin. Şimdi geçelim hamurunu yoğurmaya. 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Dolu dolu bir çay bardağı yoğurda ihtiyacımız var. 1 adet yumurta kullanıyoruz. 1 su bardağı pudra şekerine ihtiyacımız var. 1 çay bardağı nişasta kullanıyoruz. Mısır ya da buğday fark etmez. Birer paket vanilya ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Kabartma tozunun üzerine 1 yemek kaşığı kadar limon sıkıyoruz. Damlattığım limon da yetersiz geldiğini düşünerekten biraz daha üzerine sıktım. Limon sayesinde kıyır kıyır harika bir kurabiye oluyor. Nişasta ve limonu mutlaka ve mutlaka kullanmalısınız. Tereyağsız yapabileceğiniz harika bir tarif. Ben kesinlikle artık tereyağlı yapmıyorum. Tereyağlı tariflerim de vardı. Tereyağlı yapmıyorum artık. Bu şekilde de kıyır kıyır oluyor. Tarifte toplam 4 su bardağı un alıyor içerisine. 3,5 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterin. Toplamda 4 su bardağı bardağı içerisinde ben un döktüm 200 milim bardak ölçüsüyle. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında güzel bir kurabiye hamuru yoğuruyoruz. Yumuşak olması gerekiyor kurabiye hamurunun. Gördüğünüz gibi toplamda 4 su bardağı un döktüm. Özellikle bu aşamayı kesmek istemedim sizlere. Benim bebeğim olduğu için bazı tarifleri, bazı hazırlıkları bir gün öncesinden hazırladım. 4 aylık bebeğim var bir ertesi günü tahmin edemediğim için kıvamı tam olarak bu şekilde oluyor kurabiyemizin kurabiye hamurunun şimdi şekillendirmeye geçelim toplamda 42 adet çıkıyor bundan bu kurabiyeden kalabalık misafire çıkartabileceğiniz harika bir lezzet mutlaka yapmanızı tavsiye ederim ceviz büyüklüğünde cevizden bir tık daha küçük bezelere, e, bezelere ayırıyoruz bu doğracı ile şekil veriyorum ben Doğrayıcıyı bir defa yağlıyorum. Mutlaka sıvı yağ ile yağlamaya özen gösterin. Bu şekilde düzeltiyorum. Ve iç harcını ortasına bırakıp uzunlamasına yayıyorum iç harcını. Şekli çok güzel oluyor. Lezzeti de inanılmaz derecede güzel oluyor. Bir gün öncesinden bu kurabiyi hazırlayabilirsiniz. Bir gün sonrasında da pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçi yapımı oldukça basit ve kolay. Bu şekilde de şeklini veriyoruz. Bir tanesini daha göstermek istiyorum. Elinizde düzleyerekten de hızlandırabilirsiniz isterseniz. Sürekli yaparım bu kurabiye. Lezzeti inanılmaz derecede güzel oluyor. Dilediğiniz şekilde verebilirsiniz. Bu tamamen sizde de kalmış. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Alt üstünün pembe pembe kızarmasına özen gösterin. Kızardıktan sonra da üzerine pudra şekeri eliyorum tamamen soğuması gerekiyor. Yalnız pudra şekerini elemeden önce mutlaka tamamen soğutmaya özen gösterin. Kıyır kıyır harika kurabiyelerimiz hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde bunların da malzeme listesini alta yazarım. Oradan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi geçelim poğaçamızı hazırlamaya. Bu tarifte verdiğim ölçülerden toplamda 30 adet poğaça çıkıyor. Kıyır kıyır yumuşacık pamuk gibi harika bir poğaça hamuru yoğuruyoruz şekli şahane muhteşem bir poğaça oluyor. Bir paket kurumaya ihtiyacımız var. Dolu dolu 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum içerisine. 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Poğaçayı sabahtan hazırlamanızı tavsiye ederim. 3 su bardağı ılık süt döktüm ben içerisine. Dilerseniz 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su olarak da ayarlayabilirsiniz. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Ardından içerisine 2 adet yumurta akı ilave ediyorum. Sarılarını üzeri için ayırıyoruz. Yumurta akıyla da çırptıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyoruz. Pamuk gibi harika bir poğaça oluyor. Bu poğaçalardan da 30 adet çıkıyor. Küçülterseniz eğer biraz daha fazla da çıkartabilirsiniz isterseniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum içerisine. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. Unu ölçmedim maalesef. Toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un alacaktır içerisine. Kontrollü bir şekilde ilave etme, özen gösterin. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında yani bu kıvamlarda bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Üzerini kapatıyoruz. 40-45 dakika kadar hamurumuzu mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz güzel bir şekilde mayalandıktan sonra işlemeye geçebiliriz. Bezeleri istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben bir tepsinin bezesini ayırıyorum. Ardından diğer tepsinin bezesini yapıyorum. E çünkü fazla beklediğinde de, fazlaca tepsi mayasında beklediğinde de maya kokabiliyor biraz. 30 adet bezeye ayırmamız gerekiyor. Şekli şahane, harika bir poğaça oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim yapıp denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum tariflerimi. İnşallah bunlar da sizlere fikir olur. Bezelerimiz bu şekilde toparlıyoruz, düzeltiyoruz. Boyutlar tamamen size kalmış. Bunlar da aynı şekilde malzeme listesini alta yazarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Tezgaha biraz yağlıyorum. Elimi de yağlıyorum. Bu şekilde bezeyi açıyorum. Bu aparatla şeklini veriyorum. Dilerseniz keserekten de verebilirsiniz. Bolca içerisine peynir bırakıyorum. Peynirli maydanozlu da hazırlayabilirsiniz. Patatesli de yapabilirsiniz isterseniz. Şeklinde tam olarak bu şekilde veriyoruz. Bu açalarımız hazır. Bir tanesini daha sizlere göstermek istiyorum. Bu aparatla yoksa bıçakla da şeklini verebilirsiniz isterseniz. Bıçakla şeritler çizip aynı yöntemi yapabilirsiniz. Peynirli harcı üst kısma kapatıyorum. Bu şekilde rulo yapıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin üzerine alıyorum. 15-20 dakika kadar mutlaka tepsi mayası yapmanız lazım ki poğaçalarınız pamuk gibi düşsün. 15-20 dakika beklettikten sonra üzerine açıyorum. Ayırmış olduğum yumurta sarılarına sürüyorum. Dediğim gibi toplamda 30 adet çıkıyor. Vermiş olduğum ölçülerden malzeme listesini alta yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz benim için önemli. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçalarımız alt üstü kızarana kadar kadar pişiriyoruz. Dokusu kıvamı şekli poğaçalarımızın bu şekilde inanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Sabahtan hazırlarsınız çok daha güzel olur. Şimdi geçelim salatamızı hazırlamaya. Büyükten küçük herkesin sevdiği bir lezzet bu da. Bir paket arpa şehriye tavanın içerisine alıyorum. Bir miktar da sıvı yağ bırakıyorum. Başına hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak arpa şehriye güzel bir şekilde kavuruyorum başından ayrılmadan güzel bir şekilde kavurursanız eşit bir şekilde renk alacaktır. Hatta ben bir, bir iki defa bıraktım. Kavrulduktan sonra üzerine su ilave ediyorum. Üzerine 2 parmak geçecek kadar su ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Altını kısıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Kesinlikle lapa olmayan, tel tel dökülen harika bir salata oluyor. Yapımı da oldukça basit ve kolay. Piştikten sonra içerisine bir adet limon sıkıyorum. Ben kornişon kullandım. Bolca mısır kullandım. Evde birazcık maydanoz kalmıştı. Onu kullandım. Eee kapya biber vardı közlenmiş kapya biber onları da ilave ediyorum içerisine dilerseniz dereotu da kullanabilirsiniz nar ekşisi de kullanabilirsiniz bütün malzemeleri karıştırıyorum bu aşamada bolca zeytinyağı dökmem gerekiyordu fakat unuttum daha sonrasında aklıma geldi bolca içerisine zeytinyağı döküyoruz Çoluk çocuk, büyük küçük herkes bu salatayı çok seviyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Benim sofram bu şekilde. Ben bu şekilde hazırladım. Ee, kuru dolma hazırladım. Fakat kuru dolmanın videosunu e, kanalımda var. Oradan bulabilirsiniz isterseniz. Ağlayan pasta, sıvı yağlı, kıyır kıyır harika bir elmalı kurabiye pamuk gibi olan şerit poğaçalar poğaçaları mutlaka yapmanızı tavsiye ederim sabah yaparsanız çok daha güzel olacaktır kuru dolmalar kuru dolmaların tarifinde linkini aşağıya bırakırım taze patlıcan dolması ve şehriye salatamız Kalabalık misafir için bu tariflerin tamamını hazırlayabilirsiniz. Elmalı kurabiyeden toplamda 42 adet çıkıyor. Sıvı yağla hazırlayabileceğiniz tereyağı kullanmadan hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır harika bir elmalı kurabiye oluyor. Vermiş olduğum poğaça ölçüsünden toplamda 30 adet bu şekilde poğaçalar elde ediyoruz. Malzeme listesini aşağı bırakırım oradan ulaşabilirsiniz. Kuru dolmanın tarifine dediğim gibi e, linkini aşağı bırakacağım oradan bakabilirsiniz. İnanılmaz lezzeti güzel bir kuru dolma oluyor yapıp denersiniz yorumlarınızı bekliyorum İnşallah videom sizler için faydalı olmuştur ne yapsam diye düşünenler için inşallah faydalı olur videomu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın birbirinden güzel tariflerim var mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim hoşça kalın sağlıkla kalın Kendinize iyi bakın